Madem bir sürü yol köprü yapacaklarına cezaevi yapsınlar. Şu andaki sisteme kesinlikle güvenmiyorum. Bence bir ibret alem olsun diye bir idam getirmesi lazım. Fakir adalet yok. Ya paran olacak burada ya da sanadığın biri olacak. Öyle adalet sağlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevi dolu diye bir suçlunun içeri alınmaması gibi bir durum olamaz. İHAL indirimini yeniden tartışmamız lazım. Denetimli serbest bırakılmanın toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz dedi. Siz Türkiye'deki adalet sistemine güveniyor musunuz? Hayır. Daha yeni bir sürü insanın öldüğünü gördük. Asla güven verecek hiçbir şey yok ortada. Ve anlamadığım bir şey var. Ne diyor? Cezaevlerinde yer kalmadı mı diyorlar? Cezaevi dolu diye bir suçlunun içeri alınmaması gibi bir durum olamaz diyor. Madem bir sürü yol köprü yapacaklarına cezaevi yapsınlar. Peki neden suç oranları artmış olabilir son zamanlarda? Çok fazla. Çünkü bir yaptığımız şeyin bir cezasını görmediğimiz için daha çok heyecanlanıyoruz, daha çok hevesleniyoruz. Bir şey yaptığında karşılığını alırsan tekrar yapmazsın. Bizim ülkemizde yaptığımız şeyin karşılığını alamadığımız için sürekli yapıyoruz. Türkiye'deki adalet sistemine özellikle de son 16 yıldır tamamıyla bir çöküş var. Yani yanlış hatırlamıyorsam 8 defa reforma girdi, değişikliğe girdi. O yüzden şu andaki sisteme kesinlikle güvenmiyorum. Peki ne değişmesi lazım? Neden suç oranları arttı? Direkt bakanlığın değişmesi lazım. Parlamenter sistemin geri gelmesi lazım. Tek adam rejimi suç oranını arttırdı. Ya bunu zaten 2018'den sonra daha çok görmeye başladık. Ben güvenmiyorum şahsen Türkiye adalet sistemine. Çok gereksiz buluyorum. Peki neden son zamanlarda bu artan suçları mı yuvarlıyorsun? Artan suçlar ekonomiyle alakası olduğunu düşünüyorum. Bence bir ibret alem olsun diye bir idam getirmesi lazım. Sadece kadın cinayetleri yapanların çocuk tacizcilerine falan diye. Ben 63 yaşındayım. Bu memlekette hiç adalet sisteminin yere oturduğunu görmedim. Zengin her zaman zengin, fakir her zaman fakir. Paran varsa adalet de sensin. Kanun da sensin. Fakir adalet yok. Anlatabildim mi yani? Allah bu başımızdaki insanları adalete davet ediyorum. Vallahi neslimiz imansız yetişiyor. Çok özür dilerim. İmanlı bir nesil yetişse ne suç olur ne de hapishane olur. Şimdiki neslimiz çok özür dilerim. Ateist yetişiyor. Ateist yetiştiriyorlar. O zaman ne olacak? Ne yapacak? Esrarını da içecek. Rahısını da içecek, avrandan her şey normal gibi olacak. Ondan sonra sen bu nesilden bir şey bekle ya. Ne bekleyeceksin? Eğitim sistemimiz bozuk. Adalet sistemimiz bozuk. Ne zaman gerçek Allah'ın adaletine dönersek o zaman bu millet düzelir. Yoksa düzeleceğine ben inanmıyorum. İslam'dan uzak yaşayan adalet de yıkıma uğrar. Yaşantı da yıkıma uğrar. Onun için ben bu milleti ve bu milleti yöneticileri, milletten önce bu yöneticileri Allah'ın adaletine, Hazreti Ömer'in adaletine davet ediyorum. Ben pek güvenmiyorum. Burada yaşamıyorum ama etrafımda duyduklarımı, dinlediklerime göre burada pek adaletin olduğunu düşünmüyorum. Nasıl olur? Ya paran olacak burada ya da sanadığın biri olacak. Öyle adalet sağlanıyor bana göre. Bence ne değişmeli? Herkes adil olmalı. Burada parası varsa adamı adalet farklı işliyor. Yoksulun ve fakirin adaleti farklı işliyor. Ben öyle görüyorum. Bu durumun değişmesi lazım. Güvenmiyorum şahsen çünkü hani cezası olanlar daha az ceza alıyor veya almıyorlar. Mesela şu anda da gündemde olan tecavüzdür veya kadın öldürmedi falan. Hani bunlar içeri birkaç ay giriyorlar sonra tekrardan çıkıp tekrardan aynı cezaları yine işliyorlar. Bence hani en ağır suç olarak idam getirilmesi lazım. Ve de cezaların biraz daha uzatılması lazım. Yani caydırıcı olması lazım cezaların. Cezaların ağırlaştırması gerektiğini düşünüyorum. İdamın tekrardan gelmesi söz konusu olabilir böyle ağır suçlar için. Yani iki kişiyi kesip doğradıktan sonra sokakta rahatça gezememesi lazım çoğu kişinin. Yani adam yaralamadan giriyor. Atıyorum 3-4 yıl yatıyor çıkıyor yani bu hiçbir şey bir adam yaralama için adam için. Yani o yüzden ceza sisteminin ağırlaştırması gerektiğini düşünüyorum bu kadar. Vallahi ben Türkiye'deki adalet sistemine güvenmiyorum kardeşim. Bugün adam hırsızlık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? 3 ay yatıyor, çıkıyor aynısını bir daha yapıyor. Adam 8 senedir aranmakta. Adam çıkmış dışarıda geziyor, gene suç işliyor. Adalet bunun neresinde? Yani Adalet Bakanımıza ben buradan söylüyorum. Ne sistemimiz var bizim, ne? Adaletten bahsediyorsunuz, hiçbir adalet sistemimiz yok. Ben katılmıyorum yani. Yani Türkiye'de adalet denen bir şey yok. Yoksulluktan kardeşim. Adam evini geçindiremiyor, çocukları ortada. Ne yapacak o adam? Hırsızlık yapacak, gasp yapacak, soygun yapacak. Bugün kendimden pay biçeyim. Ben evlatlarımı evde 3 günden fazla aç tutamam.
Ama ülkemiz şu an aç. Ülkemizden Suriyelilerin gitmesi lazım. Şu an halkımız perişan kardeşim. Adam 17 bin lira aylık alıyor. 10 bin lirasını kiraya veriyor. Ben bakana sesleniyorum buradan. Sen 17 bin liraya geçin, ben 5 bin liraya geçineceğim. Yani adalet, adalet diyorlar da hiçbir adalet yok. Yedikçe yiyorlar kardeşim. Başımızdakilerin hepsi yiyor. Halk da sürünüyor.